Organizasyon öncelikle Manisa'da yapılmış olması bizler açısından önemli. Çünkü otomotiv sektöründe tedarik zincirinde çok kıymetli firmalarımız var. Hem ülke içindeki otomotiv fabrikalarını hem de Avrupa'daki otomotiv fabrikalarına tedarik yapan firmalarımız var. Ve bunların otomotiv sektöründe ki son güncel gelişmelere ayak uydurabilmeleri açısından da önemli bir panel olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz dünyada özellikle çevreye duyarlılık anlamında önemli bir hassasiyet var. Küresel ısınma ve iklim değişikliği kaynaklı bir süreci olarak otomotiv sektöründe bu gelişmelerden bağımsız hareket etmesi mümkün değil. Dolayısıyla otomotiv sektörüne mal üreten tedarik zinciri içerisinde yer alan firmalarımızın da bu gelişimin içinde kendilerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Buna mukabil bunun yanında ayrıca dijital teknolojilerde de çok önemli gelişmeler var ve özellikle otonom sürüş başta olmak üzere birçok otomotiv sektörün aksesuarları artık dijital sistemler içerisinde kullanılmakta. Bu da tabii ki yine tedarik zincirinin ürettiği tüm parçaların bu gelişmelere uyumlu olması lazım. Ve bir üçüncü aşama daha henüz belki deneme sürecinde ama sanıyorum bir 20-30 yıl içerisinde bu konuda da çok önemli yol alınacağını düşünüyorum. Artık araçların karada değil havada hareket ediyor olmaları. Artık bunun yanı tabii mutlaka önümüzdeki günlerde oluşabilecek yeni ihtiyaçlar, yeni gelişmeler içerisinde yeniler de eklenecektir bu hususlara. İşte tüm bunları içine alan bir şekilde sektörü yapılandırmamız lazım. Ve ham maddesinden aracın tüketiciye ulaştığı ana kadar ve sonraki hizmetleri de kapsayacak şekilde sektörün ülkemizde şekillenmesi, bunun yanında tedarik zincirinin de o zincirin önemli bir partneri olarak bu gelişmelere ayak uydurması açısından panelin çıktısının, verilerinin onlara yol gösterici olacağını düşünüyorum.